Yeniden merhaba arkadaşlar. SQL eğitim videolarımızın 38. dersini gerçekleştireceğiz. Bu derste değişkenlere devam ediyoruz. Bu kez tablo tipi değişkenlerden bahsedeceğim. Tablo tipi değişkenler nedir? Tablo tipi değişkenler yardımıyla aynı anda birden fazla değişken tutulabiliyor. Hani ne işe yarıyor? Geçici sanal tablolar oluşturuluyor. Hani köprü görevi gören tablolara ihtiyacımız olabilecek zamanlar gerekecek diyeyim. Bu gibi durumlarda tablo tipi değişkenlerle sanal tablolar oluşturulup bu tablolara veriler girilip bu tablolar üzerinde insert, delete, update, select işlemleri yapılıp işte üzerine gerekli güncellemeler yapılabilir. Şimdi tablo tipi değişkenleri nasıl oluşturacağım? Şöyle declare ne olsun bir tane tablo ismi vereceğim buna. At öğrenciler olsun. Öğrenciler table. Şimdi normalde declare at deyip değişken ismi ondan sonra değişkenin türünü belirliyorduk. Bu kez değişken türü olarak veri türü değil de bunun bir tablo olduğunu belirtmek için table yazdık. Sonra parantezimi açıyorum. Alt satıra indim. Ögre no. Ögre no integer olsun. Hatta tiny int olsun. Bu küçük olsun. Numaraya işlem yapar mıyız? 0 ile 255 arası olsun. Tamam. Ögre at varchar 20 olsun. Virgül. Ögere soyad varçar 30 olsun virgül. Bir de ögere kulüp. Öğrenci kulübü de öğrenci kol diyelim ya da ögere kol. Bu da varçar 30 olsun. Şimdi bu şekilde ne yaptım? Ögere kol varçar 30 deyip tanımladım. Burada neden hata aldık? Ha, düzeldi. Ögere kolda varçar 30 olsun. Ondan sonra şimdi parantezimi kapattım. Parantezimi kapattıktan sonra şimdi ben bunu execute edersem eğer command completed successfully şeklinde ne yapar? Bana dönüşü sağlar. Tamam, dönüşü sağladı. Ne yaptı? Hafızada bir tane et öğrenciler oluşturdu. Ama benim buna veri girişi yapmam için altından devam etmem gerekiyor. Şöyle ki insert into et öğrenciler. Öğrenciler tablosu içerisine ne yap oluştur. Şimdi bu öğrencileri mesela diğer yeni bir oluşturacağım sorguda kullanamam. Neden? Çünkü bu sorgu için oluşturduğum sanal bir tablo bu. Ve o yüzden sadece buradaki sorgumda kullanabilirim. Insert into öğrenciler values parantez içerisinde yazmaya başlıyorum. Öğrenci numarası. Öğrenci numarası 1 olsun. Virgül. Hatta 1 olmasın şöyle. 25 olsun. Hatta şurası tiny int olmasın. Şöyle daha anlamlı numaralar vereyim. 3 olsun. Varchar 3. Öğrenci numarası. Ne dedik? Öğrenci numarası 3 dedim. Öğrenci numarasını varchar 3 yaptım. Burada da mesela öğrenci numarası işte ne olsun? A25 olsun. Mesela böyle bir numarası. A sınıfının 25 nolu öğrencisi şeklinde. Ondan sonra öğrenci adı. Öğrenci adı Baran. Virgül. Öğrenci soyadı Yüceda. Virgül. Öğrenci kol ne olsun? Sağlık kolunda olsun. Ondan sonra alt satıra in. Bir tane daha veri kaydedelim. Insert into et öğrenciler values parantezimi açtım values'tan sonra. Bu da B sınıfının 16. öğrencisi olsun. Virgül. Öğrenci adı Ali. Virgül. Öğrenci soyadı Yıldız olsun. Virgül. Öğrenci kolu da bu da çevre kolunda olsun. Çevre ve temizlik koluydu galiba. Çevre diyelim. Şeklinde. Şimdi yine execute ettiğim zaman bu şekilde iki kaydın gerçekleştiğini söylüyor. Peki mesela ben burada iki kayıt gerçekleşti. Şu satırı açıklama satırı haline getireyim. Ondan sonra alt satıra indim. Burada select yıldız from et öğrenciler diyeyim. Tamam mı? Execute ettiğim zaman ne yapıyor? Öğrenciler adlı tabloya ulaşamadığını söylüyor. Hani tanımlanmadığını söylüyor böyle bir şey. Neden? Çünkü üst taraftaki verileri okumadı. Okumadığı için de hani buradaki açıklama satırı yaptığım için ne yaptı? Direkt buraya geçti. Diyor ki öğrenciler diye bir şey yok diyor. Peki öğrenciler diye bir şey yoksa üsttekiler ne? Şimdi yeniden çalıştırıyor mesela. Yeniden çalıştırdığımda veriler geldi. Şimdi sanal tablonun çalışması için mutlaka ilgili hani nerede çalıştırılacaksa mesela burada son satırda ne dedim? Select yıldız from öğrenciler dediğim zaman işte öğrenciler tablosu içerisindeki öğrenciler sanal tablosu içerisindeki verileri bana listele dedim. Ama bu tablo içerisindeki verileri listelemesi için
bu tablo içerisindeki verileri listelemesi için bu tabloya nelerin eklendiğini, bu tablonun nasıl oluştuğunu, bu tablonun veri tiplerinin ne olduğunun belirtilmesi gerekiyor. Ve bunun içinde şu komutun olduğu sorgu içerisinde yazılması gerekiyor. Yukarıdaki komutlarında. Anlaşıldığını düşünüyorum. Zor değil. Bu şekilde olacak. Mesela bir tane daha kayıt ekleyelim hemen altına. Insert into, hatta bir tane de alan ekleyeceğim mesela. Insert into add öğrenciler dediğim zaman öğrenciler values parantezimi açtım. İşte bu da A sınıfının 28. öğrencisi olsun, virgül Ayşe olsun, virgül Ayşe Kaya olsun, virgül Ayşe de trafik kolunda olsun. Trafik diyelim. Kapattım. Şimdi yeniden execute ettiğim zaman ne yaptı? Bu kez Ayşe Kaya'yı da bana ekledi. Mesela öğrencilerin sonuna order by ögr no dersem öğrenci numarasına göre sıralar. B16'yı en alta atar. Execute ettim. Ne yaptı? B16'yı en alta attı. Bir de buraya bir virgül koyup bir tane daha alan ekleyeceğim buraya. Ne diyelim? ÖGR mahalle mi diyelim? Mahalle diyelim. Hangi mahallede oturduğunu söyle şimdi. Varçar işte ne olsun? 50 olsun mesela. Varçar 50 dedim virgül. Nereden mahalleler? Adana'dan olsun mesela. Şakirpaşa yazalım. Ondan sonra burası Yeşil Evler olsun. Ve burası da neresi olsun? Fevzi Paşa olsun burası da. Fevzi Paşa dedim. Düzeldi. Execute ettim. Ne yaptı? Bu kez öğrencinin mahallesi de gelmiş oldu. Tablo tipi değişkenlerle ilgili söyleyeceğim şey bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi bellekte sanal bir tablo oluşturuyoruz ve o tablo üzerinde ilgili işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bir sonraki derste Transact SQL komutlarına devam edeceğiz. Bir sonraki derste ne yapacağız? Output kullanacağız ama output'tan önce bir if else desemedik, yok ya. Önce bir output kullanalım ondan sonra. Bir sonraki derste output işlemlerine giriş yaparız. Output'u önce insert'la sonra delete'la kullanırız. Ne olduğundan gelecek derste bahsedeceğim. 38 idi bu ders. 39 olacak. 39. derste görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın. İyi çalışmalar.